Ha Sülün Osman, ha yapım çalışmasına başlama başkanı. Bir yandan iki ayda bir gerçekleştirilen metro açılışları, bir yandan beşinci yılda daha yeni yeni akla gelen metro temel atma törenleri. Ulaştırma Bakanlığı İstanbulluları çaresiz bırakmamak için bu yıl içinde Gayrettepe Kağıthane metrosunu yapmış, bitirmiş, açılışının kurdelasını kesmiş, yolcu taşınmaya başlanmış. Yine bu yıl içinde özellikle tarihini de vereyim, önceki gün Ulaştırma Bakanlığı'nın üstlendiği ikinci metro hattı olarak Bakırköy-Kirazlı hattı da İstanbulluların hizmetine girmiş, yolcu taşımaya başlamış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde bu adamın başlayıp bitirdiği bir tane metro yok. Adam etrafta geziniyor, caka satıyor. Sadece kendisini değil, kendisini destekleyen medya mensuplarını da rezil ediyor. Önceki gün Bakırköy-Kirazlı metro hattı hizmete girdi ya, Ulaştırma Bakanlığı başladı, bitirdi, hizmete girdi ya, dünkü gazetelere bakıyorum, Cumhuriyet Gazetesi birinci sayfadan Bakırköy-Kirazlı hattı sanki hiç yapılmamış, açılmamış modunda sıradan haberlerle sayfayı doldurmuş. Etik siyasi set iddiasıyla AK Parti'den ayrılıp Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan düşmanlığından gözleri kör olmuş karar gazetesinde metro açılışının haberi yok. Milli Gazete neyse ki küçücük de olsa Bakırköy-Kirazlı metro hattının hizmete girmesini haberleştirmiş. Ama hemen yanı başına Ekrem İmamoğlu'ndan da bir metro haberini koymuş. Aynı büyüklükte iki haber. Birisi yapılıp bitirilen metro hizmeti, diğeri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koltuğa oturmasının 5. yılında aklına gelen temel atma töreni. Dikkat buyurun. O da bir metro açmış bu da değil. Biri 5 istasyonlu, diğeri 8 istasyonlu da olsa ikisi de metro açılışları değil. Birisi yolcu taşımaya başlıyor, diğeri ise Söğütlüçeşme metro hattı yapım çalışmalarına başlama töreni. Öyle cafcaflı bir başlık atılmış ki derseniz ki İstanbul'un tüm ilçelerini birbirine bağlayan bir metro hattından bahsediliyor. Hatta metro hattının açılışından bahsediliyor gibi bir hava verilmiş. Ama başlığı tane tane okuyunca görüyorsunuz. Yapım çalışmaları başlama Tayyip Erdoğan'ın yapıp bitirdiği ve açtığı metro, CHP'li Ekrem'in bir işe başlaması kadar bile haber olamıyor. Ekrem'in başladığı 5 istasyonlu metro hattı, Erdoğan'ın bitirip hizmete aldığı 7 istasyonlu metro hattı ve bu ikisi Milli Gazete'de aynı büyüklükte veriliyor. Böylece Milli Gazetenin Saadet Partisi destekçisi bir medya organı olarak aslında Ekrem İmamoğlu'nun karşısına bir aday çıkartmadıkları tabela adaylarla alttan alta CHP'yi desteklemeye devam ettikleri ispatlanmış oluyor. Daha vahimini ise Sözcü Gazetesi yapıyor. Sözcü Gazetesi Bakırköy-Kirazlı metro hattının hizmete girmesine hiç yer vermemiş. Oysa bu hattın başlangıcı yıllardır belediyesi CHP'li isimlerin yönetiminde olan Bakırköy. Bu hat AK Partili belediyelerin yönetimindeki Bahçeli Evler ve Bağcılar'a giden 7 istasyonlu yeni metro hattı Hem CHP'li seçmenin yoğun olduğu Bakırköy'e hem de AK Parti'nin seçim kazandığı Bahçeli Evler ve Bağcılar'daki insanlarımıza hizmet edecek. Sözcü gazetesi bitirilmiş metro hattını haber değeri görmezken çok daha küçük çaplı 5 istasyonlu metro yapım çalışmasına başlanması Ekrem İmamoğlu tarafından törenle duyurulduğunda onu hemen birinci sayfasına yerleştirmiş ve er meydanına çıktık iş değişti baş başlığıyla haberleştirmiş. Metronun yapılıp bitirilmesi önemsizse Ekrem'in çalışmaya başlama töreni niye önemli oluyor? Eğer Ekrem İmamoğlu'nun metro yapım çalışmasına başlaması önemliyse Erdoğan'ın yapıp bitirdiği ve hizmete soktuğu Bakırköy-Kirazlı metro hattı Niye önemsiz? CHP yandaşı gazetelerinde iflas ettiğinin ispatı bu. Olayın bir de engelleniyoruz boyutu var. Adam 5. yılda ancak seçime 20 gün kala yapım çalışmasına başlama töreni düzenliyor. Ama CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul'da trafik sorununu önemli ölçüde çözülmesini sağlayacak metro hattını engelliyor dedikleri AK Parti iktidarı yapıp bitiriyor engelleniyorsan, senin çözemediğin trafik sorununu çözecek olan metro hattını AK Parti iktidarı niye yapıp bitiriyor? O metro hattı yapılmasa trafik daha keşmekeş haline gelecek, Ekrem'in gidişi daha da hızlanacak. Eğer engelleniyorsanız, engelleyenlerin bunu yapması gerekir. Ama engellenme iddiası yalan olmalı ki, Ekrem İmamoğlu'nun yönetemediği şehirde hangi hizmeti biz yapabiliriz bakış açısıyla merkezi yönetim kendiliğinden işleri üstleniyor, yapıyor, bitiriyor, hizmete alıyor. Sülün Osman'sa bir yandan engelleniyoruz derken bir yandan konserlere para aktarıyor, bir yandan kendi medyasına para aktarıyor. Bir yandan da yine göz boyamak için son haftalarda temel atma törenleriyle bir iş yapıyormuş havasına yatıyor. Temel atma törenini 5. yılda düzenleyebiliyorsan 1. yılda niye düzenlemedin? Düzenlemedin çünkü hesap sorulacaktı. AK Partili belediye görevde olduğu dönemde 4 yılda şu hattı hizmete açtı. 5 yılda bu metro hattını hizmete açtı. Sense 1. yılda attığın temeli 5. yılda yarısını bile yapamadın. Bu eleştiriyi tahmin ettiği için bekledi bekledi. 5. yılda tam seçime gidilirken adamın aklına yapım çalışmasına başlama töreni düzenlemek geldi. Bu adamın adı Yapım çalışmasına başlama başkanı olsun. Evet, cuk oturdu bu sıfat, bu uyanık CHP'linin üstüne. Medyayı satın alarak hizmete giren metroyu gizleyip, yapım çalışmasına başlama törenini haberleştiren başkanı artık böyle analım. Tabii 31 Mart'a kadar. Sonrasında artık başkanlıkta kalmayacak eş başkanlıkta.